Özlem'in babası Ramazan Bey telefon attığında. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Hoş bulduk Esra Hanım. Bazı konuklarıma telefona bağlandıklarında nasılsınız demeye korkuyorum. Çekiniyorum da. 12 Şubat'tan beri sanırım çok iyi değilmişsiniz bu Okan Bey'in iddiaları. Çok perişanız Esra Hanım. Çok perişanız. Çok karışanız. Bizi evimizin, ailemizin, aile bildiğimiz çocuğumuz bizi can evimizden vurdu. Böyle bir insanlık, insan denmez yani buna insan diyemiyorum. Yani insan diyemiyorum. Kendi evladın, bacı kardeş sayılırsın, halayın gelini, amcayın kızı. Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Sen 40 yaşını geçmiş bir insansın. Allah'tan korkmadın mı bunların yuvasını dağıtmıyor? Aralarında 15 yaş var. Şimdi bu arada dağıtılan yuva sadece hani Okan'la Özlem'in yuvası değil. Özlem de en az Alper kadar bu konuda hatalı ve yanlış davrandı. Fakat öbür tarafta başka bir kadın da var. Yani hani o da sizin gelininiz sayılır. Onun da yuvası yıkılmış. Siz Alper'den şüpheleniyor muydunuz davranışlarından? Hayır hayır ben şüphelenseydim zaten istersiniz. Çağrınız nedir? Özleme Esra Hanım ben. O benim ciğerim, canım, hatasız insan olmaz. Gelsin, ben istiyorum kızım, istiyorum Esra Hanım. Ondan eş olmaz. Zaten kardeşimin gel oğlu, gel o kadını, ailesi bunu geçindirirdi. Bunun işi yok. İpsiz, sapsız birisi Esra Hanım. Ya işi de olsa, ipli saplı da olsa... Gene olmaz. Madde bağımlısı. Olmaz, olmaz. Mümkün değil Esra Hanım. Ben kızımın arkasındayım. Ben kızımı istiyorum. Peki damadınız Okan sizi arıyor ve diyor ki ya baba gelin Özlem ve çocuğum ortada yok. Sizin aklınıza ne geldi? Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben dedim acaba dedim park altına gitti veyahut da çocuğu gezdirmeye mi çıktı diye şey yaptık. Sonra Okan bir daha tekrar arayınca ben de camiden geldim. Cuma'ydı. Namazdan geldikten sonra komşularımdan burada ulaşım da kısıtlı. Benim durduğum yer Kayseri merkeze uzak. Komşularımdan bir vasıta ayarladım. Ondan gittik. Vardığımızda aradık, sorduk. Yok. Bunu aradık. Yok. Bu Okan deyince zaten ben ayıktım Esra Hanım. Okan deyince ayıktım. Ben olayı özetledim ya efendim. Ha, yani evet. Baba ben şu sandalyemi de kaldırayım. Baba ben bu Alper'den şüpheleniyorum dediğinde siz aslında beraber kaçtıklarını anladınız. Şimdi Özlem ve Alper beraber kaçtılarsa nereye kadar saklanarak yaşayacaklar? Yani bu işin bir yerde bir sonu var. Evet efendim. Özlem sizi yaralı bırakıyor. Alper orada karısı Firdevs'i yaralı bırakıyor. Şimdi orada da başka bir hikaye çıksınlar var. Çıksınlar yani. Böyle saklanmayla olmaz. Çıksınlar. Ya ben çocuğumu istiyorum. Böyle yani 3 gün orada, 5 gün orada. Çıksınlar. Ben bunu istiyorum. Yani yeter yani. Saklanmayla olmaz böyle. Tabii bu durumu çocuğa nasıl anlattılar? 5,5 yaşında artık her şeyi algılayan, gören, farkında olan, o güne kadar Alper abi olarak bildiği, şimdi anneyle beraber kaçak göçek yaşadıkları, belki saklandıkları bir yer var. Çocuk durmaz Esra Hanım, çocuk durmaz. Çocuk bu biraz önce kayınpederim görmeyecek, görüntülü görmeyecek. İstersen ona ne getirsen getir. Dedem de dedem, dedem de dedem. Ya babasız durmuyor, dedesiz durmaz. Durmuyor, anneannesiz durmuyor. Durmaz Esra Hanım, kesinlikle durmaz. Ama bu utanmazın yanında nasıl duruyor bilmiyor. Gerçekten yani içim yanıyor. Nereden bilsin Okan Bey? Nereden bilsin? Anne onu alıp geliyor, bir yerlere götürüyor, sürüklüyor. Yani şu da enteresan. Hani çocukla beraber buluşmaya gidiyorsunuz, çocuğu da götürüyorsunuz. Evet. Çocuğu orada kandırmaya çalışıyorsunuz aynen. Ama ayran aldı, bana oyuncak aldı. Saf ve dürüst ki siz anlamaz sanıyorsunuz ama onlar bir şeylerin yanlış olduğunu farkında. Alper Vural'ın babası Ali Vural da telefon hattında demiş. Ramazan Bey siz de ayrılmayın hattan. Ali Bey merhaba. Merhaba.
Hoş geldiniz. Sizin ailede, evde durumlar nasıl 12 Şubat'tan beri? 12 Şubat'tan beri bizim ailede durum hep iyiydi. Şimdi bunlar geride kayboldu. Direktleri aramıştı. Ben isteydim. Direkt basitten ben arayayım. Ben şimdi doğanı ben arıyorlar. Tehditle. Ali amca, bir telefonu tekrar alacaklar, sizi yayına bağlayacaklar. Çünkü iletişim, yani sesinizi çok zor duyabiliyorum. 12 Şubat tarihinde siz Kayseri Tavas'ta yaşıyordunuz, Tavas'ta değil mi? Hanım. Oradan beraber kaçıyorlar. Nereye gittiler, nasıl gittiler? Kesinlikle. Hiç bilmiyoruz. Yani hani hala Kayseri'deler mi, o civardalar mı, başka bir şehre mi haklarında gittiler? Haklarında aranma da çıktı efendim. Efendim? Haklarında aranma da çıktı. Her ikisinin de aranması var. Herhangi bir ifadeleri de yok. Orada bulunamadılar mı? Efendim, Yahyalı Köyü mü diye geçiyor? Evet. Hülya Hanım, oraya da vardık. Biz yani araştırdığımıza göre, duyduğumuza göre konuşuyoruz. Orada da zaten polisle de görüştük. Biz jandarma bildiği olduğu için o jandarma vakti öyle bir giriş falan bir şey olmamış. Bulunmamış. Bir telefonumuz daha var. Telefon attığında kız kardeşiniz, evet. Buket var. Buket, merhaba. Merhabalar. Kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. 30, yani şey, yakın mısınızdır, o yüzden merak ettim. Özlem'le nihayetinde gelin görümcesiniz. Arkadaş gibi misinizdir? Yok Esra Hanım, arkadaş gibi de değiliz. Hani çok fazla istemezdi gelinmesini, gidilmesini. Hı hı. Evine çok fazla misafir kabul etmezdi. Biz de kardeşimin yuvası için çok fazla gelip gitmezdik. Aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok, hayır, ben aynı apartmanda değilim. Değilsin. Esra Hanım. Çocuğumuzu istiyoruz Esra Hanım. Sizin derdiniz çocuk. Evet, çocuk Esra Hanım. Esra Hanım. Evet, çocuk o çocuğu yani. İstiyoruz biz. Yüzlerini şeytan görsün. Sadece çocuğumuz, önce Allah sonra siz, çocuğumuzu istiyoruz Esra Hanım biz. İnşallah, yani bir Özlem'le Alper'i bulursak zaten çocuğu bulmuş da oluruz. Hani yakın mısınız diye sorarken bir sonraki sorum, amacım şuydu. Bazen yakın olduğunda der ya, ya abinin de şu huyunu hiç sevmiyorum, abinle de anlaşmıyorum. Aslında böyle bir fırsatını bulsam yok, ayrılacağım. Yok. Annem bilerek ayırıyor ki bizi, yan yana durmayın. Yani. Hayır, hani bazen kızlar ya şikayet eder, hiç böyle abinizle ilgili şikayetleri var mıydı? Ya da hiç size bu son bir yıl içerisinde ben ayrılmak istiyorum dedi mi? Boşanmak istiyorum dedi mi? Özlem değil mi? Evet. Esra Hanım. Of diyor. Yani şunu şöyle yap diyor. Of diyor. Sıkıldım diyor. İşte bir zamana kadar köyde... ...biyorum diyor. Ne zamandır bu böyle? Yani yakında oldu. Bu kaçmadan evvel oldu Esra Hanım. Ondan şimdi sonra sorun olur Esra Hanım, boşanırsınız. Buyur. Da şimdi burada... Deminden beri ben o kadar kafamın içerisinde şema çizmeye çalışıyorum. Yani Özlem Hanım... Çizemedik o şemayı. Şimdi yeni idrak ettim. Özlem Buyurun. Hanım halasının oğluyla evlendi. Değil mi? Evet, ben halasının oğluyum, evet. Amcasının oğluyla kaçtı. Kaçtı, o da nikahlı, ben de nikahlıyım Hülya Hanım. Yani bakın, boşansanız dahi... Düşmez. Kuzenden ayrılıp ailenin diğer bir ferdiyle yapamazsınız. Bu zaten hani akraba evliliklerinde sorun yaşanıyor. Ama evet. Birini bu şekilde bırakıp... Diğerinle birliktelik yaşamak, çocuğu götürmek ve çocuğun kafasına bunları... Üç yakın akrabanın evine de... Ateş düşürüyorsunuz. Ateş düşürüyor. Evet. Yani bir de kız tarafı var, 4 yakın akraba. Bak, 2 kişinin kaçışı 4 eve ataş düşürüyor. Evet, yani bunu o taraf böyle oldu Esra Hanım. Yani bütün kafasındaki... Evet Hülya Hanım. Kuzen, amca, dayı, hala bütün şeyleri siliyorsunuz hepsi, ya. Biz böyle, biz yani 14-15 gündür ne yiyor ne içiyor. Yani otelde kalıyorum şu an. Hiç işlem yok. Oturuyorum sabahlara kadar Hülya Hanım. Şimdi ihbar hattına mesajlar geliyor. Özlem'in yakınları ve akrabalarından teyzesi bir mesaj atmış. Yayına bağlanmak istiyorum. Böyle bulunmasını istiyoruz. Bizi paramparça etti diye bu gidişi. Hoş geldiniz yayına. Bulduk efendim. Hayırlı yayınlar olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Keşke bu sorunlar yani, olmasa da, keşke bu yayınları yapmasak. Benim de en büyük keşke dileğim bu. Olmasaydı, keşke. Allah razı olsun. Sizin gibiler de bizim ya eksik etmezdik. Amin, sağ ol. Ya bu Özlem bulunsun, çıksın, bizi bitirdi. Ne uyku uyuyorum, ne görüyorum. Sabah 4:30'a kadar arıyorum. İnternetten arıyorum, telefondan arıyorum. Kapalı, pul kapalı. Memmede yanıyorum. En çok da memmede yanıyorum. O 4 yaşında oturduk. 4,5 yaşında ne yapıyor? Ne diyor? Bu soğuk günlerde nerede?
Ertel'in yanında diyor ki Ertel'in yanında mı başka yanında mı hiç bilmiyor. Benim de halamın kızı olur. Okan da halamın kızının torunu olur. 12 Şubat'tan beri bütün aile herkes bittik. Darma duman olmuş durumda. Bittik biz bittik. Ekmek az yemiyorum. Kalk hastasıyım. Buradan Özlem'e ne söylemek istersiniz? Sesinizi duyurun. Bakın telefonlarla arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Bütün akrabaları da söylüyorum. Lütfen yayına bağlanın. Özlem'e çağrınızı yapın. Buyurun. Çıksın ortaya çıksın. Ne olacaksa olsun. Memmed'i çıkarsın dışarı. O çocuk ne yapıyor, ne diyor bu soğuk gününde, nerede geziyor, nerede gidiyor? O gittiği gün pişman oldu Esra Hanım ya, çıksın ortaya. Özlem Gölbaşı ve Alper Vural'ı arıyoruz. Yakınları da yayına bağlanıyor. Geri dön çağrısında bulunuyorlar. Ve ortada bir de çocuk var. Bu çocuk da onların peşinden sürüklenmiş durumda. Bütün aile özellikle çocuk için yanıyor. Size teyze olarak anlatır mıydı aile içerisindeki sıkıntılarını, sorunlarını? Yok, anlatmazdı. İyiyim derdi. Teyzem çok iyiyim derdi. İyi kuzum derdim. Bir ömür boyu geçin yavrum derdim. Başka ne diyelim biz? Evet, aynen öyle. Siz bir de hepiniz çok yakın akrabasınız. He, ben teyzesi olurum. Nevşehir'den arıyorum. Hayır, şimdi Alper'in akrabaları da hepinizin yakın akrabaları. Yani o kadar iç içesiniz ki. Şimdi arada artık husumetler, tartışmalar. Benim oğlum kaçmazdı da senin kızın kaçırdı. Senin kızın kaçmazdı da senin oğlun kaçırdı. Sen şöyle yaptın. Şimdi aile içerisinde bir düşmanlık da başlayacak. Aynen, yani aynen. Bu şu anda herkesin yangını, acısı ortak. Herkes çıkmasını istiyor ama bunların sebepleri... ya da bunun sorumlusu olarak her iki tarafta karşı tarafı ilan edecek. Aynen. Yani tüm aile ilişkileri de bu anlamda domino taşı gibi böyle mahvolmuş durumda. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Babalar telefon hattında mı? Telefon hattında değiller. Teyze de telefon hattındaydı. Nasıl tanıştınız? Yani akrabansınız ama yani hani akrabanızın kızıyla da evlilik yaparken siz mi istediniz yoksa hani... Esra Hanım, akraba olduğu için zaten köye hep gidip geliyorduk sonuçta. Şey, dayımızın kızı dedik, evlenmek dedik. Yani iyi de o zamanlar şey falan yoktu, böyle bir yansıtmalar falan, bir tartışma şeyi yoktu. Ondan sonra annem söyledi, nasıl şey yapar, yani söz taktık, kahve içtik, yani adını koyduk. Fazla da uzatmadık bu hayırlı işi. Ondan sonra zaten böyle değildi ki bu. İşte son bir yılda mı değişti? Evet, son bir yılda zaten. Sonra baktım çocuğa zaten. Çocuğa biz ıh dedirtmezdik evde. Hele ki ben. Benimle beraber. Ne ıh mı dedirtmezdin? Efendim? Hiç şikayet edemezdi. Şey yok, kesinlikle. Yani cebimi tutar, şey yapar. Nereye, ben nereye, o oraya. Her tarafa gider benden. Zaten yani evimde yani ben esnaflık yapıyordum. Battık, bittik Esra Hanım. Yani bu Covid-19'da girdi. Yani ben sosyete pazarlarında çorap da sattım. Ayakkabı da sattım. İnşaatlerde de çalıştım. Muhtaç etmedim. Ekmeğinizi taştan çıkardınız. He, hiç muhtaç etmedim. Yani tabii yardım başvuracak ellere de başvurdum tabii onda hak olarak. Yani elimden geleni yaptım. Bunun muhtaçlıkla çok alakası yok yani. Programda da görüyoruz. Yani, başka bir kadın geliyor. O kadar borç takıyor. Gidiyor ailesinden oradan buradan borç alıyor. Kocasının borcunu kapatıyor. Yine de o evliliği sürdürüyor. Bunun başka bir... açlıkla bir alakası var. Yani karnın aç olmuş, kocanı mı aldatacaksın? Karnın aç olmuş, çocukları mı terk edeceksin? Yani hiç bununla alakası yok. Kendinizi bu anlamda sakın sorgulamayın yani. Tamam, bende ne vardı ne yoktu diyor. O onun davranışı, onun karakteri, onun hayatı, onun kararı, çok onun rahattı. Seçimi. Herkes de seçimlerinin sonuçlarını yaşar. 12 Şubat tarihinden beri kayıp olan Alper Vural ve Özlem Gölbaşı'nı arıyoruz. Yanlarında bir de çocuk var. Ben aslında Alper Vural'ın eşi Firdevs Hanım'ın yayına bağlanmasını çok istiyorum. Çünkü Firdevs Hanım'ın çocukları dediniz. Ya kaç çocuğu? İki çocuğu. İki tane çocuğu rahmetli oldu. Kaç yaşındaydı çocuklar vefat ettiğinde? Vallahi 3 yaşında mı 4'te tam bilmiyorum. Tabii, İkizler miydi? Yok, ayrı ayrı şey yaptı. Ayrı ayrı zamanlarda iki çocuk kaybetmişti, evet. Bir kadın. Hastaydı çocuklar. Aha. Tedavi görüyordu. Kayseri Üniversitesi'nde falan tedavi gördü. İşte çocuklar bütün kurtulamadı yani.
Vefat. Şimdi bir tane çocuğu var zaten. Ben çocuğumun yasını tutarken acısına şimdi baba öbür tarafta iki çocuğunuzu kaybetmiş. Evet. Aklınıza gelen başka biriyle karşı yazışmak gelmez. O yası beraber yaşarsın. Bir de Allah kimseye vermesin. Aynen, evlerden uzak. Ya Rabbim Allah kimseyi çocuğuyla imtihan etmesin. Yani ay onun arasında bu acının arasında da böyle bir şeyin yaşanıyor olması hem Alper Vural adına bir baba olarak utanç. Öbür tarafta yani ben eşiniz de evlat sahibi. Evet. Düşünsenize yani insan böyle bir şey empatisini yapmak istemez şimdi ama Alper Vural'ın sen evladına da zarar görecek senin evladın. Kocan gidecek başka biriyle yazışacak. Sen o insanla ilgili zaten ilk düşünceyi orada belirlemen lazım. Evlat acısını çekmeyip aklı başka bir yerde olan adamdan sana ne hayır gelir Özlem ya. Hepsi akrabalar. Akraba ablacığım. Hepsi akrabalar. Eşiniz Özlem Hanım'a seslenin lütfen. Ne istiyorsanız. Geldikten sonra talebiniz, isteğiniz neyse bunları da söyleyin. Yani şöyle söyleyeyim, çıksınlar, saklanmasınlar, benim çocuğumu getirsinler. Yani ikisinin yüzünde şeytan görsün, ben istemiyorum zaten bu saatten sonra. Güvencim falan, her şeyim sarsıldı. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.